Biz Müslümanların kalpleri Allah denildiğinde neden titremiyor? Eğer kalbimiz titremiyorsa sorun var demektir. Çünkü Allah orada mümini anlatıyor. Evet, gerçek mümini. Gerçek müminin dışında kaldı mı? Gerçek mümin değil. Daha mümin olamamış ya da sahte mümin anlamına gelir. Evet, gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. Bir de onlar bütünüyle Allah'a tevekkül eder, güvenirler. Eğer kalbimiz titremiyorsa bir sorun var. İmanımızda bir sorun var. Zaten imanı yanlış anlamışız. İman inanmaktır demişiz. Demişler daha doğrusu. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahirete, kadere inandın mı? İmanın var dediler. Kelime-i şehadet getirdin mi? İmanın var dediler. Ama Allah öyle söylemiyor. İmanın ne olduğunu anlamadan kendimizi imanlı zannetmişiz. İman, Allah'ı her şeyden çok sevmektir. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmektir. Allah'ın kelamını, sözünü her sözden, her kelamdan daha çok sevmektir. Ahireti dünyadan daha çok sevmektir. Meleki şeyleri, nurani şeyleri, hayri, güzelliği, ibadeti, muhabbeti, şeytani şeylerden daha çok sevmektir. Meleklere iman. Allah'ın Resulünü her örnekten daha çok sevip, daha çok örnek almaktır. Yani neye iman etmemiz gerekirse, gerekiyorsa onun önde olması gerekir. Sevmemiz gerekir. Eğer Allah'ı her şeyden çok seversek, bu durumda biri birini sevdiğinde, o bir beşer olsa bile, o zikredilince, anılınca, hatırlanınca, onun ismi zikredilince, söylenince gönlümüz titrer. Gönlümüz ürperir. Kalbimiz ürperir. Muhabbetten dolayı. Gönül bambaşka bir hal alır. Mesela hikaye olarak Mecnun'un yanında Leyla dense Mecnun hemen dönüp bakar. Oysa ki Leyla demiş. Hemen o tarafa bakar. Ama bu ispat istiyor. Sevgi ispat istiyor. Öyle sadece seviyorum demek sevgi için yeterli değil. İmtihan zaten imanı ispatlama imtihanidir. Allah'a olan sevgini ispatlama imtihanidir. Allah neyi seviyorsa sen de onu sevmen lazım. Neyi sevmiyorsa sen de sevmemen lazım. Mesela Mecnun anlatılırken, evet, ne dönüyordu? Mecnun bir çöplüğün üzerinde uyuz bir köpeği almış, seviyormuş böyle. Evet, görenler demişler ki, yani eğer seveceksen bari böyle doğru dürüst, temiz bir köpek sevseydin. Niye bu uyuz köpeği almışsın, böyle seviyorsun? Ne demişti Mecnun? Siz anlamazsınız. Bu Leyla'nın köyünün köpeğidir. Bu sıradan bir köpek değil. Leyla'nın köyünün köpeğidir. Onun için böyle seviyorum. Leyla'nın köyünün köpeği olduğu için uyuz bir köpeği seviyor. Ben Allah'ı seviyorum diyen insanı nasıl sever? Nasıl sevmelidir? Allah'ın yeryüzündeki halifesi, Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği, kendinden hayat verdiği, varlık verdiği insanı nasıl sever? Nasıl sevmesi gerekir? İmanın ispatı, sevginin ispatıdır bu. Sevmiyorsa yalan söylüyor. Sevmiyorsa kendini seviyor, nefsini seviyor. Seviyor da haberi yok. Onun için eğer kul Allah'ı severse, Allah zikredilince kalbi titrer, ürperir. Bir insana muamele ederken Allah'ın onunla beraber olduğunu, ona yakın olduğunu, onun üzerinde bir muradının olduğunu bilir ve muameleyi ona göre yapar. Nasıl yaparım da o gönülden Allah'ın sevgisini kazanırım, rızasını kazanırım, rahmetini kazanırım diye hesap eder. Allah'ı seviyor. Onun sevgisini istiyor, rızasını istiyor. Bu bunu gerektiriyor. Nereden alacaksın Allah'ın rızasını, sevgisini? Havadan yağıyor mu? Yok. Nereden verir onu? İnsanın üzerinden, mahlukatın üzerinden, varlığın üzerinden veriyor onu. Tecelli etmiş. Hadi al. Evet. İmanı doğru belki anlamadığımız içindir. İmanı anlayınca nasıl kazanmamız gerektiğini de anlarız. İmanı anlayınca ona
onun tatma imkanımız olur, tadabiliriz. Tadınca ne olur imanı? Allah'a olan sevgiyi kalbimiz ürperir. Kul Allah deyince nasıl ürpermez? Eğer iman etmişse. Ya da biri Allah deyince nasıl ürpermez? Ama Allah demekten denmesinden fark vardır. Biri Allah der, hiçbir şey hissetmezsin. Biri Allah der, muhabbete gark olursun. Neden? Çünkü Rabbini anlamıştır, tanımıştır. Rabbi onda tecelli etmiştir. Rabbi onu seviyor da ondan. Ama bakıyorsun başka biri Allah der, Allah'ı bilmediği, tanımadığı için kendi putini zikrediyor. Aslında nefsini zikrediyor. Ne diyorsun? Aman bu Allah demesin de ne derse desin. Evet. Allah der seni Allah'tan uzaklaştırır. O Allah demiyor. Allah derken kendi nefis putini kastediyor çünkü. Allah'a teslim olmamış. Allah'a kurban olmamış. Nefsini ilahlaştırmış, putlaştırmış. Her şeyi ben biliyorum diyor. Hatta Allah bana ait diyor. Benim gibi yaparsan doğru yapmış oluyorsun diyor. Yoksa seni kabul etmem. Yoksa Allah'ı sana vermem. Onda ya. Onun sahibi ya. Kendini öyle zannetmiş ya. Böyleleri de Allah dediğinde ne diyorsun? Evet, bu Allah demesin ne olursa olsun. Bunun sesi bana gelmesin diyorsun. Kalbin ürpermesi orada kalsın. Evet. Onun için kim nasıl bir imana sahipse, Allah'ı nasıl seviyorsa, Allah deyince evet, ya kalp ürperir ya da tam tersi olur. Ama kulun kendisi Allah dediğinde kalbi ürpermiyorsa bu sorun var. Evet, o aşkta, muhabbette, sevgide, marifette, marifetullah'ta bir sorun var. Anlamamış, tanımamış, bilmiyor. Tanımadığı için evet, iman yeterli değildir kalbinin titremesi için. Bunun için Allah'ın buyurduğu gibi Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. Gereğini yerine getirin. Sen onun kulüsün. Allah'ın senin üzerinde bir muradı var. Bu muradını unutma. Allah'ın senin üzerindeki muradı senin ona kul olmandır. Abdolmandır. Onu sevmendir. Ona aşık olmandır. Ona olan imanını ispatlamandır. Allah senin imanını seviyor. Senin abdiyetini, kulluğunu seviyor. Senin onu sevmesini seviyor.